kayakla atlama benim için emek yani. Küçük yaşta emek vermeniz lazım. Ben 2009 yılında başladım. Şu anda 14-15 yıllık kayakla atlama sporcusuyum. Bu spor öyle bir spor ki siz sevdiğiniz zaman bir şekilde devam ediyorsunuz. Çünkü ben ilk elemelere girdiğimde Türkiye'de 2009 yılında 20 kişilik bir ekiptim. 20 kişi sporcu yani seçildi kayakla atlamaya. Şu anda ben tekim. O 20 kişiden hiç kimse yok. Mesela o zamanki takım arkadaşlarından hiç kimse yok. Ama ben dediğim gibi sakatlığında gördüm, işte bazı problemlerde yaşadım. Hiç bilmediğim bir yoldayım. Çünkü önümde örnek yok. Ben şunu diyemem. Allah rahmet eylesin. Mesela Naim Süleymanoğlu işte bu başarıları sağladı. Ben de onun yolunda devam edeceğim. İşte tekniksel olarak, işte nasıl söyleyeyim, planlama olarak da aynı yolu izleyeceğim. Bizim böyle bir örneğimiz yok kayakla atlamada. ...2018'de ilk Türk kayaklı atlamacı olarak Güney Kore'deki olimpiyatları tamamlamam... ...tabii ki biraz benim açımdan biraz stresliydi. Çünkü ilk defa öyle bir organizasyonda ilk defa bayrağımı temsil edecektim. Bu tabii ki uluslararası bir çapta da ses getirdi. Çünkü uçan bir Türk ilk defa olimpiyatlardaydı. Yarışmayı tamamladım. Bizim için oraya gitmek bile tabii ki mucizeydi. Biz o zamanki antrenörümle beraber sloganımız hayaldi gerçek oldu. Yani gerçekten de öyle oldu. Öyle bir amacımız yoktu aslında sezon başında. Ama performansımla beraber göstermiş olduğum gelişmeyle beraber olimpiyat kotası kazandırdım ülkeme. Gurur vericiydi. Çok yani mutlu oldum olimpiyatlardan sonra da geri dönüşler olsun. İşte Türkiye'deki diğer sporcuların kayakla atlamaya ilham olmamı sağlaması güzel bir duyguydu olimpiyatların. Tabii beni gördükleri zaman da hem şaşırıyorlar hem de büyük bir gurur duyuyorlar. Bana destek olmaya çalışıyorlar. Gerek iyi dilekleriyle işte yapabilecekleri bir şey var mı diye geri dönüş alıyorum. Diğer taraftan da küçük sporcularımız bana geri dönüş yapıyor. Hatta geçenlerde bir küçük bir kardeşimiz evde işte yastıkları koymuş. Ben tam atlayış yaparken böyle o da benim yaptığım pozisyonda işte uçuş pozisyonu falan almaya çalışıyor. Bahsettiğim 5-6 yaşlarındaki bir küçük kardeşimiz. Ben bunu takım arkadaşlarıma da antrenörümle de paylaştığımda yani bu bizim en büyük motivasyon kaynağımız diyebilirim. Çünkü ilham olmak başka, başarı sağlamak başka. Ben görüyorum ki kayakla atlama ileride daha iyi yerlerde temsil edecek. Çünkü ilgi uyandıran bir spor. Tamam farkındayım, cesaret isteyen bir spor. Ama ülkemizde de yani Türk dediğinde cesaret dediğinde ikisi bağdaşan bir kavram. O yüzden hani geleceğimiz var bence bu sporda. Ben öyle düşünüyorum. ...2018'den sonra da Covid süreci, pandemi süreci bizi çok duraksamaya uğrattı. Çünkü işte evlerimizde kapalı kaldık, gerek hastalık geçirdik, diğer türlü problemlerle uğraştık. Bu da bizi biraz tabii ki yavaşlattı, biraz zorlaştırdı durumu. Çünkü antrenman konusunda biliyorsunuz çok zorluk yaşadık o dönemlerde. Pandeminin en yüksek olduğu dönemlerde ki o dönemde bizim işte olimpiyat elemelerimizin başladığı dönemlerdi. Ama performansımı geliştirdim antrenmanlarda, gerek yani tekniksel olarak analizler yaptık, doğru analizler de yaptık. Yazın Kazakistan'da yapılan Dünya Kupası yarışmasında ülkeme ilk Dünya Kupası puanı kazandırdım. Bu nasıl bir şey? Dünyanın en iyi kişilerinin kayakla atlamada yarıştığı yarışmada ilk 30'a oynuyorsunuz ve siz yani 15 yıllık bir takımsınız. Tamam olimpiyat da gördünüz, Dünya Kupası da gördünüz ama artık en iyilerin arasına da girmeye çalışıyorsunuz. Dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları. Yani bizim şöyle söyleyeyim, ben bu spora başladığımda televizyonda izlediğim insanlarla ben şu anda rakibim. Yani böyle de bir gerçek var. Yani örnek aldığım insanlarla açıkçası. Ki yeri geldiğimi bazen de onları da geçebiliyorum atlayışlarımla. Tek hedefimiz olimpiyat artık. Şu anda eğer planladığımız herhangi bir sağlıksal açıdan bir sıkıntı çıkmazsa tabii ki olimpiyatlarda hem küçük rampada yapılan yani 90 metrelik rampada hem de büyük rampada yapılan yarışmalarda ilk önce elemeleri geçmek. Yani buna hiçbir zaman sporda %100 net bir şey diyemeyiz ama hedefimiz, küçük hedefimiz bu. Büyük hedefimiz de yani ilk 30 tabii ki eğer ben tekrar dediğim gibi şu an bu sezon olimpiyatlara gitmeyi bile beklemiyorduk. Tekrar bir performans olarak geliştirirsem kendimi yani ilk 10'a ilk 5'e bile oynama ihtimalimiz var. Çünkü bunu bu sezon gerçekten anlamış oldum kendim ve insanlar da anlamış oldu. Çünkü o kadar farklı bir sezon ki herkes pandemiden çıktı. Sadece ben çıkmadım. Çünkü bütün dünyada yapılan bir, yayılan bir hastalık. Herkes aksaklıklar göstermiş. Yani şu an bazen
geçen yılın dünya şampiyonu olan sporcu bile bir atlayış çok kötü atlayabiliyor yani. Bu artık imkansız değil, sürpriz değil bizim için. Çok yaklaştık yani, madalyaya da yaklaşıyoruz artık yavaş yavaş, bunu hissediyorum. Olimpiyatlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Kayakla atlama adı altında. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Kayakla atlamada ilkleri gerçekleştirdik ve bu sporda da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizim adımız Uçan Türkler ve Uçan Türkler ülkemizin bayrağını daha iyi şekilde, daha iyi yerlerde temsil edecek.